Bugünkü durağımız Yeşilhisar ilçemiz. Yeşilhisar'ın sevilen abilerinden Salih Karagöz abimizle Salih abi, meşhur Karagöz pide Trabzon veya ekmek. Trabzon ekmeği işletmesi abimiz. Sizleri tanıyabilir miyiz Salih abi? İsmim Salih Karagöz. 4 yıl oldu bu Trabzon ekmek fırını açalı. Çoğu zaman söylüyorlar işte Kayseri'de Trabzon ekmeğinin ne işi var gibisinden. Nasıl Kayseri'nin sucuğu Meşhursa. Trabzon'daysa, meşhursa, oralara gidiyorsa Trabzon'da biz buraya getirdik. Milletin ayağına getirdik. Hakikaten de tutuldu. Adana, Mersin, Niğde, Kayseri merkezden bayağı talepler var. Hem tam buğday ekmeği de çıkarıyoruz, kepek ekmek çıkarıyoruz ve Trabzon tava ekmeği çıkarıyoruz. Hep ürünlerimiz zaten ekşi mayalı bizimkiler. Sağlıklı, hiçbir katkı yok. O yönden rahat olabilirsiniz. İnşallah ileride olur ki Kayseri'de bir büro açabiliriz. Oraya da bir satış şeyi Bir açabiliriz müjde inşallah. var diyorsun Evet, yani bakalım Salih bakalım abi. inşallah. Yalnız şu anda biraz ekonomik olarak biraz bahsedeceğiz. Biraz sıkıntılarımız Ona var. değinecektim. Evet Salih abi, un aldı başını gitti. Bir fırıncı olarak, bir vatandaş olarak nedir yani bu Vallahi vatandaş sıkıntılar? olarak sıkıntımız büyük. Yani şimdiki geçen elektrik faturası yeni geldi. Zaten Türkiye'nin gündeminde şu fatura var. Bu fatura işini tekrar bir daha gözden geçirmeleri lazım. Muhakkak lazım. Yoksa buna hadi ben fırınım kendimin kiram yok. Kirası olan düşündüğün zaman bu işin içinden çıkamaz. Daha yaz gelmedi, dolaplar daha tam çalışmadı o sıcaklarda. Daha bu halde böyleyse yazını düşünemiyorum. Artı 9. 10. ayda 180 lira, 170 lira olan un şu anda 380-400 liraya geldi. Yani ben aynı zamanda çiftçilik de yapıyorum. Mesela yazın biz buğdayı 2400-2500 liraya verdik. Burada Yeşilsar'da ofis bir kamyon buğday almadı. Hep tüccarlar aldı. Tüccarlar da aldı. Depolarda şimdi 5000, 5500'den satıyor. Yani bu anormal bir durum. Stokçuluk mu Stokçuluk yaptılar? yapılıyor tabiri caizse. Ha şu anda geçi bize 220-230'dan indirimli TMO un gönderiyor ama nereye kadar gider? Yani sonu yok bu işin. Buna bir çözüm olması lazım. Üretimin buğdayın çok olması lazım. Ofis alması lazım. Muhakkak çiftçiye destek olması lazım. Ki biz de rahat edelim. Ha biz ucuz alırsak vatandaş da ucuz ekmek yer. Şu anda el ele baş başa çalışıyor. Peki Salih Bey, un fiyatları yükseldi diyorsunuz. Evet. Peki siz ekmeğe zam yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Kurtarıyor mu? İşçin var, aşçın var. Şimdi bak biz burada 3 tane işçimiz var. Bir de 2 de kendimiz çalışıyoruz. 5 kişiyiz. 3 kişinin sigortası yatıyor. Asgari ücret de yükseldi. Maliyetler yükseldi. 50-60 lira olan maya 150 lira buldu. Un öyle hakeza. Elektrik faturası ondan sonra. Bu odunu da yakıtı. Yani masraf hep ikiye katladı. Ekmeğe gelen zam 1,5'tu. 1,75 oldu. Şey 1,75'te 2 lira oldu. 25 kuruş. Bu kurtarmaz. Şu anda yani batmayayım diye, fırını kapatmayayım diye uğraşıyoruz. Ha 2,5 lira olacak deniyor. 2,5 olursa belki yani kurtarır en azından. Ama bunun sonu yok. Bu 3 liraya da çıkar ekmek. Çıkması lazım. Şimdi Kayseri'de ben Yeşilsar için konuşuyorum da Kayseri'de işte kent ekmek var, şu var, bu var. Ha, onlar da zararına tabii ki çıkarıyor büyük ihtimalle belediye olarak. Nereye kadar gidebilir? Yani taşıma suyla değirmen dönmez. Güzel bir çözüm olması lazım. Buğday üretimi çok olması lazım ki vatandaş ucuz ekmek yesin. İnan ben şu ülkenin zamdan, ekmeğe gelen zamdan memnun değilim. Yani bugün benim ekmeğimin tanesi 15 lira. 7,5 ekmek benimki gramaj olarak 1,5 kilo. Bunu 20 liraya çıkardığım zaman yarın ekmek 2,5 olduğunda 20 liraya nasıl alacak? Ha, ucuz olsun ki satışım olsun, sürüm olsun, kazanalım. Ama 380-400 liraya ha böyle giderse 1500 lira olacak. Bir torba un ne demek yani? Evet. Yani bunlara biraz çözüm olması lazım. Ben Diye düşünüyorsunuz. yani hükümetimizin bu konuda acilen şu faturalarda elektrik faturası %127 olmaz. Bak çiftçilik de yapıyorum dedim. Geçen yıl bizim soğuma kooperatifimizin suyu 75 liraydı. Şu anda saat 150 lira oldu. %100. Daha bahara ne olacağı belli değil. Nisan ayında burada sulama başlar. Yeşilsar'da. Bir torba gübre 600-700 lira olmuş. Bir torba gübre. Yani bir ton pancar etmiyor. Pancarın tonu 420 lira şu anda. Bir torba gübre 600-700 lira olmuş. Su öyle hakeza. Yani
Ben eskiden beri 90'lardan beri pancar ekerim. Biz eskiden 5 ton pancar aldığımız zaman çok güzel para kazanırdık. O 5 almış diye böyle söylerlerdi. Şimdi 7 ton masrafa gidiyor. Hadi abarttım diyelim 6 ton olsun. Zaten Yeşilsar'ın şeyi 8 ton, 7 ton pancar alıyor. Bir ton pancara o da riske girilmez. Girmez çiftçi yani. Şimdiki duyuyoruz. Çoğu bu bankalardan işte isim vermeyelim de zirai şeyler var. Böyle kartlar var. 3 ay faizsiz falan gibisinden. O kartların limitlerini kişiyle burada 200 milyar, 300 milyara çıkarmaya başladı. Yani elektrikte yarın sıkıntı Delik yaşamayın diye. gittikçe büyüyor mu? Yani. Yeşilsar'ın bak en büyük sorunlarının birisi elektrik sorunu. Soğuma kooperatimiz devamlı zarar ediyor. Yani zarar derken borcu devam ediyor. Faizini ödeyemiyor, faizi yetişemiyor. Buraya bir elektrik GES kurulması lazım. Güneş enerjisi kurulması lazım. Peki Halit Başkan'la istişare ediyor musunuz bu konuları başkanım? Şimdi Halit Başkanım Allah razı olsun hakikaten gayretli bir abimiz. Çok da seviyorum. Bak geçen de buraya geldi. Gideriz, çayını içeriz. Ben önceki dönemde belediye meclis üyesiydim. Şimdi siyasetten biraz uzaklaşsam da Halit abiyle devamlı istişare ederiz. Ben abi diyorum. Kusura bakmasınlar. Aynı memleketin çocuğu olduğumuz için. Olabilir Salih abi. Saygımdan dolayı abi diyorum. Başkanımız hakikaten gayretli. Güzel müjdeler de veriyor. Yapacağı yatırımlarla ben soruyorum yeri geldiği zaman. Bir de ben Yeşilsar'da haber şeyi olarak sitesi olarak bir sitemiz var. Yeşilsar Haber Merkezi diye. Orada da devamı paylaşıyorum. TOKİ ile ilgili güzel bir müjde verdi inşallah bu yaz. Onu da hemen söyleyelim. Başkanım belediye emin ellerde ben öyle söyleyeyim. Belediye emin ellerde Yeşilsar rahat olsun. Evet, başkanımız iyi, güzel çalışıyor. Salih abi, güzel konuşmaların için teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür Allah ederim razı fırsat olsun. verdiğiniz için. Allah İnşallah razı olsun. elektriğimizde fiyat indirim olur. Devletimiz inşallah daha güzel hizmetler edip çiftçimizi, vatandaşımızı düşünüp İnşallah. inşallah indirimleri yapar, undaki indirimi yapar. İnşallah. Çekirdek geçen sene düştü, bu sene çekirdek fiyatı artar. Allah Ya çiftçimizin ve sizlerin yardımcısı olsun. amin. Çiftçi üretecek ki tüketici rahat edecek, ucuza yiyecek. Eğer üretmezse dışarıdan İtalya bu iş olmaz.